tarihin bulunduğumuz aşamasına baktığımızda belki de okulda olmak zorunda olan tek alan. Dil öğretilmez, dil öğrenilir. Yani kendi dilini bilmeyen çocuğun zaten başka bir şey öğrenmez. Bu arada ben daha orada keskin de bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini düşünüyorum. Bir çocuğa sorduğu soruya cevap vermek onun bütün keşif duygusunu ve yolculuğunu durdurar. İşte akademik eğitimin en büyük zararı da tam da bu. Algoritmalarla hareket ediyoruz. Yaşama yabancıyız çünkü. İngilizce varsa iyi iş var. Bir de varsa diploma var. Hedefi bu da var. Hayatı unuttuğumuz için oluyor bunlar. Her şeyini bakın. Yemeğini zorla yedirdik. Üstünü giydirdik. Yere basmadan arabaya koyduk. Yine yere basmadan okulda karşıladık. Bir öğretmen giydi, soydu onu. Ne öğreneceğini, ne yiyeceğini bir öğretmen söyledi. Tekrar o giydirdi. Eve geldi. Bu ne olacak? Kendi kendine yeten sorumlu birey olacak. Abi biliyorsun benim tuzum kuru. Ya ne demek istiyorum? Okul işi bitti ya. Ne zaman eğitim konferansına bir şeye falan çağırıyorlar beni. Zaten biraz da işte ortada deli profesör modunda yeterince gezdiğim için bu eğitimi yasaklayın, bir işe yaramaz falan filan. Ben çok dedim öyle. Çoğunlukla da fikirlerimin arkasındayım. Fakat eğitimle ilgili şöyle bir şey fark ediyorum. Eğitim basamaklarında yükseldikçe eğitimin gerekliliği ortadan kalkıyor. Yani ve geri doğru gittiğinde Big Bang gibi. En önemli kısım okul öncesi eğitim gibi. Çünkü orası aslında ana baba kucağından çıkıp hayatta karşılaşmaya başladın. Dünya ve sosyal ortamla ilişkiye geçmeye başladın ve temel yeteneklerin aslında oturduğu yer ve yaşlar. Yani beyin gelişimi açısından da o kısım önemli. Benim çocuklarım da işte biz onları daha küçük yaşlarında işte gönderelim mi göndermeyelim mi diye konuşurken bu kadar yaygın da değildi, bu kadar mevzu da değildi okul öncesi öğretim. Ya bundan bir 20 sene önce mesela. Ama şimdi gittikçe okul öncesi dönemin önemine dair bir şeyler duyuyoruz. Herkes bunu teslim etti ama şöyle tendanslar, eğilimler, trendler görüyorum ben mesela. O yaşta çocuğun beyni çok hızlı gelişiyor ya, ne versen alıyor ya. İngilizceyi öğreteyim, matematiği basayım, okuma öğreteyim, bilmem ne, adabı, muaşeret. Bir kısmı diyor ki çocuk sadece oynasın, coşsun, taşsın. Bu okul öncesi eğitimin bilimsel olarak çerçevesi çizilmiş standart bir eğitim müfredatı ya da hedefleri var mı? Beğeniyor musun? Nasıl olsa güzel olur'u konuşayım istiyorum. Evet. Çünkü bence bu önemli bir mesele. Diğer bütün eğitim hayatını biraz oradaki hikaye belirliyor olacak çocuğun. Ne öğretelim ne öğretmelim abi. Şimdi çok ilginç bir şekilde eğitim işte ileri yaşlara doğru teknolojinin olanakları falan düşünüldüğünde bir binaya hapsedilmesi anlamsız hale gelmeye başladı. Aynen öyle. Üniversite yani üniversiteyi bir tek kampüste okumak artık çok anlamlı değil. Çünkü geçmişte üniversitenin asıl fonksiyonu neydi? Başka hiçbir yerde ulaşamayacağın kadar kitaba orada ulaşıyordun. Başka hiçbir yerde ulaşamayacağın hocaları orada görüyordun. O nedenle de kendi içinde bulunduğun dar çevre seni entelektüel anlamda bir yere getiremeyeceği için daha büyük şehirlere üniversite okumaya gitmeliydik. Tarihin doğal akışı içerisinde doğal bir yerdeydi o. Şimdi üniversite eğitimi doğrudan yerinde olmasa da olur. Lise eğitimi yerinde olmasa da olur. Her grup için değil, oraya şehri koyayım. Tabii. Belki daha sonra konuşuruz lise eğitimi kısmını. Şimdi bütün bunlar konuşurken çocukların oynasın, eğlensin dediğimiz yaşta okul öncesi niye gerekli? O da gereksiz diyoruz. Ama tarihin bulunduğumuz aşamasına baktığımızda belki de okulda olmak zorunda olan tek alan kaldı. İddialı belki bir şey söyleyeceğim ama bence tek alan. Nedeni de şu. Dedim ya üniversite bugün gereksiz hale geldi bir kampüste eğitim vermeye. Okul öncesi niye gerekli hale geldi? O da şu nedenle. Bir çocuğun yetişmesi için bir köy gerekir. Bütün çağlarda geçerli felsefe budur. Niye bir köy gereklidir? Çünkü çocuk bilgiyi birinden, doğayla ilişkiyi, yani babaannesinden... Bir köy dolusu adam gerekir. Tabii bir köy dolusu insan gerekir. Çünkü o bir köy dolusu insanın her biri ona başka bir beceri öğretir. Kimi hayvanlarla ilişkiyi öğretir. Kimi bitkilerle olan ilişkiyi öğretir. Kimi öz bakım becerilerini öğretir. Şimdi köyler dağıldı. Çocuklar geldiler bir evin içerisine hapsoldular. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya ekranın karşısında bir iş yaptıracağız onlara. Ya babaannesiyle anneannesiyle birlikte bir yine evin içerisine hapsedeceğiz. Çok ayrı iki enerjideki insanlar. Şimdi ben de babaannesiyle büyümüş çocuklardan bir tanesiyim. Ama babaannemle bir odanın içerisinde büyümedim. Onunla birlikte tarlaya da gittim. Onunla birlikte ineklerin peşinde de gezdim. Onunla birlikte o ağaçları budarken onu da izledim. Onun hayatıyla senin hayatın arasında ortak küme çoktu. Ortak küme çoktu. Daha güzeli şu, o kendi hayatını yaşıyordu, ben de kendi hayatımı yaşıyorum. Şimdi ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Güzel felsefeymiş. Bu köyden annemi getireyim oğluma baksın ya da kızıma baksın dersen olmuyor işte. Niye olmuyor? Çünkü bir başka bireyi yaşamından koparıyor. Kendi köklerinden, toprağından, suyundan kopmuş bir yaşlı bireyi
bir şehirde apartmana hapsediyorsun ve senin görevin bu çocuğu eğitmek. Daha önce konuştuğumuz gibi bir de o mutsuz oluyor çocuğa. O işte, aynen. Yine bu defa bir mutsuz ebeveynlik rolünü içeriye sokuyoruz. Evin içerisinde hapsolmuş, kendi topraklarında olmayan bir yaşlı da çocukla ne yapacağını bilemiyor. Çocukla ne yapacağını bilemediği için de sağlıksız bir ilişki. O nedenle çocuğun bana göre 24 aydan itibaren bu iş için tasarlanmış okullarda olması artık zorunlu hale geldi. Çünkü bugün onları bekleyen geleceğe hazırlanacaklar. Bunun iki boyutu var. Bir, okul hayatına hazırlanacaklar. İki, yaşama hazırlanacaklar. Ve onları bekleyen bir dünya için kurgulanmış bir yere ihtiyacı var. O nedenle artık bence okul öncesi eğitim zaten belli yaşlar için zorunlu hale gelmeye başlandı. Daha küçük yaşlar için de daha çok teşvik edilmeli. Şimdi üniversite önemini yitirmeye başladı diyoruz. Bunu bütün dünya konuşuyor. Ama sen bugün şu anda üniversitede okuyan öğrenciye de ki kapattım üniversiteyi, takılın, hepsi başı kesik tavuğa dönecek. Çünkü üniversite ya da kurumsal bir yapı olmadan bilgiye nasıl ulaşacak, onu nasıl birleştirecek, nasıl kullanacak, nasıl hayatını idame ettirecek bu beceriye sahip değil. Ben bunu gördüğüm zaman yıllar evvel bu bağlamda bu becerinin çocukken alındığını fark ettim. Yani bu beceriler aslında okuduğun kurumla ilgili bir şey değil. Nasıl bir yerde yetiştiğinle alakalı. Ve bazısı işte Mardin'in köy okulundan çıkıp o yüzden Nobel alabiliyor. Yani bir yol çizebiliyor. Şimdi doğru okul öncesi eğitimi bir okul olmasa bile köyden almış olur. Bütün evet. Sosyal bir duygusal evet. Becerileri orada gelişiyor zaten. Yani o ben üniversiteden doğru geri gidip baktığım zaman mesela oradaki çocuğa iki şekilde yani iki beceriyle yaklaşmak gerekiyor gibi geliyor bana. Bir, İnsan çocuğunun gerçek ihtiyacını anlayacak. Bu benim tarafa biraz daha işte müterlik. Bu insanın fabrika ayarlarıdır, beyin gelişimidir, o bu. İkincisi de bu çocuğun gittiği dünya neresiyse benim dünyamla hiç alakası yok. Kabulünü kabullenmiş. O kabulün, o kabul haline gelmiş insanlar tarafından yönetilmesi. Yani çocuğun her ortama, her şarta adapte olabilecek öğrenme ve gelişme becerisini edinebilmesi için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben bunun yolunu bilmiyorum. Ufak tefek fikirlerim var ama bir okul açıp da bunu yürütemem yani. Öyle bir bilgeliğim yok. Ama mesela ne bileyim çocuğa matematik temeli vermek bana tuhaf geliyor. O çocuk daha matematiğin ne olduğunu bilmeden ya da işte oturup da okuma yazma bilmem ne öğretmeye çalışmak. Mesela iyi pratikler neler bu açıdan? Yani neyi önceye almak lazım? Öncesi şu zaten önce... Bu arada bunu sorma sebebim de şu ana babanın da beklentisi var. Tabii tabii. Bu beklentileri normalize etmek zaten. Tabii şu anda işte biz mutsuzluğumuza ve kaygımıza kaynak yaratmayı sevdiğimiz için ya çocuğu doğa temelli bir okula gönderdik, yanlış mı yaptık? Tabii. Okul öncesinde dil eğitimi aldırıyoruz, aldırmamalı mıydık? Aldırmıyoruz, aldırmalı mıydık? Hani ne yapıyorsak tersi de bizi çağırıyor ya, o nedenle gidiyor. O yüzden bunun yolu, yine dönelim kadim kültüre, bir köy çocuğun neyini geliştiriyorsa, aslında bir anaokulda bana göre çocuğun o bölümünü geliştirecek. Burada ne var? En kritik şeylerden biri o yaşlarda ne? Fiziksel gelişimi. Yani bütüncül bakar, olayı da çok sade köklerde ararsak aslında karşımızda çok büyük bir problem yok. Nerede aradığımıza, hangi gerekçeyle aradığımıza bakacağız. Şimdi buradan alalım. Fiziksel gelişimi. Zaten çok hızlı büyüdüğü bir dönemde. Bunun için neye ihtiyacı var? Yani teknik olarak biz bunu eğitimde nasıl adlandırıyoruz? Kaba motor gelişimi, ince motor gelişimi. Kaba motor gelişimi dediğimiz nasıl koşuyor? Bir şeyi toplayabiliyor mu, alabiliyor mu? İnce motor becerileri dediğimiz şeyde de daha küçük incelikli hareketleri yapabiliyor. Şimdi bunu bir köyde yaparsanız... Çayıra koşsun, meyve... çayıra koşsun, meyve toplasın, küçük çubuklarla yeri yapsın. Şimdi fiziksel gelişim böyle oluyor. Şimdi siz dünyanın neresine giderseniz gidin, kaba ve küçük motor gelişimi için yapılan hareketler belli. Şimdi köyün bu özelliğini alın okula koy. O zaman ne yapsın çocuklar? Bol bol oynasınlar, açık havada olsunlar. Küçük motor becerilerini geliştirmek için de etkinlikler yapılsın. Bir tık bir ek var burada. Mesela çocuk küçük motor becerisini iyi geliştirmesi için de atıyorum sepet ören teyzesini ya da halasını ya da birini onun yaptığı işe çok hayran olarak böyle sıkı gözlemlemesi onun gibi yapmaya çalışıyor. Yani sevmesiyle ilgili. Sevmesiyle ilgili ve kurulan ilişkiyle ilgili. Fiziksel gelişimi var. Yine bütüncül baktığımızda çünkü bir çocuğa bir bütün varlık olarak bakarsak onun bütün yönlerini geliştiririz. Şimdi başka neyi var? Sosyal duygusal becerileri var. Sosyal duygusal beceri dediğimizde kendine nasıl baktığı, çevresindeki insanlarla nasıl ilişki kurduğu. Yine köye dönün. Ne yapıyor? İşte yanda teyzesi sepet örerken değil mi? Küçük motor becerilerini geliştirirken teyzesi ona diyor ki
İşte sen bunu yaptın mı? Bak sen bugün biraz yaramazlık yapmışsın diye bilmediği bir yöntemle öyle öğretiyor. Bak Hasan'a vurmuştun gördüm hiç hoşuma gitmedi diyor. Buraya dönüyoruz. Okul eğitimine bunu getirelim. Öğretmen ona başka insanlarla nasıl ilişki kuracağını, nasıl dinleyeceğini, nasıl sohbet edeceğini yapılandırıyor. Doğru eğitimciler aslında buralardan model alıyorlar. Başka hangi taraf var? Akademik taraf. Bir taraftan insanın zihinsel gelişimi, entelektüel de diyebiliriz. Buna entelektüel gelişimiyle ilgili de bir ihtiyacı var insanın. O sırada ne diyor halası ona? Sana yeni bir masal anlatayım. Sana yeni bir şey öğreteyim mi? Bu sepet nereden geliyor biliyor musun? Kaç tane sepet yaptık? Şimdi anaokul eğitimi çocuğa matematik öğretiyoruz dediğimiz şey sadece saymayı öğretiyoruz değil ki. Ayakkabısını alırken diyoruz kaç tane ayakkabın var? Birkaç kere gördüğünde ikiyle artık bir aşinalı oluşuyor. Ona okulda öğreteceğiz ikinin ne olduğunu, matematiksel anlamını. Öbür tarafa geçiyoruz, dil gelişimi. En önemli şey, çünkü dil çocuğun dünyayla iletişim kurma aracı. Hangi insanlarla karşılaşıyorsa o insanlarla birlikte ilişki kuruyor. Bunu da iki şeyle yapıyor. Bir, ana diliyle yapıyor. İki, eğer orada başka kültürlerden insanlar varsa onların dillerini yine gidiyor onlarla öğretiyor. Okulda ne yapıyoruz anaokulunda? Bir, önceliği ana dili eğitimine veriyoruz. Bütün dünyada böyle. İki, hedef bir dilimiz varsa onun geleceği açısından önemli görüyorsak, ikincisinde de hedef dile maruz bırakıyoruz. Onu da öğretmeye çalışmıyoruz. Bak dünyada başka dilleri konuşan insanlar var. Helal olsun. Bunları duy. Dilin öğretilemeyeceğini hala anlayamadık da o yüzden. Tabii. Yani. Bizim orada derdimiz o yüzden hani ana sorulardan biri şu ya. Hocam okul öncesinde yabancı dil eğitimi önemli mi? Yani niye önemsiz olsun? Ama en önemli şey değil. Değil. Ve artı öyle de değil. Öyle yani, de değil. Öyle yapılmıyor. Yapılmıyor da. Yani ana diline hakim olmayan bir çocuğun ikinci dile sahip olması gibi bir beklenti olabilir. Dil öğretilmez, dil öğrenilir. Yani kendi dilini bilmeyen çocuğun zaten başka bir şey öğrenilmez. Bu arada ben daha orada keskin de bir şey söylüyorum. Ben hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini düşünüyorum. Aynen katılıyorum sana. Benim öğrenme yolculuğumda bana yardımcı olabilirsiniz. Başka bir şey. Ama insan kendisi öğrenir. Başka bir dil. Hiçbir şey öğretemez. Yani ona ancak Ege bölgesinin tarımsal ürünlerinin bir listesini sen hazırlayabilirsin. İstiyorsa öğrenir, istemiyorsa İstemiyorsa öğrenmez. Öğrenir. Bu kadar. Sen hızlandırabilirsin o süreci. Gibi gibi. O yüzden oradaki mesele şu. Sorularımızı şimdi hocam ana dili gibi konuşsun. Ne yapacak? Önümüzdeki hafta Brüksel'de toplantıya mı gidecek bu? 3 yaşında öğrenmese ne olur? 4 yaşında öğrenmese ne olur? Hani baştan dedim ya meseleye bütünsel bakarsak çözümlerimiz de bütünsel olur. Bu söylediğim akademik, fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal alanların olmadığı senaryoya bakalım. Şimdi bunun adı ne? Anaokul dediğimiz şeyin genel tanımı okul öncesi. Yani ne bu? Okula hazırlıyor. Okulda hayata hazırlıyor göre. Bunların hepsinin okulda bir karşılığı var. Çocuk okulda matematik öğrenecek diyelim. Siz anaokulunda sayıları öğrettiniz falan ama küçük motor becerileri gelişmemiş. Kalem tutamıyorsa sizin ikiyi bilmesinin bir anlamı var mı? Yanındaki çocukla nasıl konuşacağını bilmiyorsa, öğretmenin dilini anlamıyorsa, sırada dinlemeyi bilmiyorsa. Temel becerileri yoksa tabii, yani. Sırayla soru sorulması gibi bir alışkanlık olmamışsa, biz anaokulunda ne öğretiyoruz çocuğa? Sıraya girmek önemlidir anlatmıyoruz ki. Yemekhaneyi sırayla götürüyoruz. Bir yerden sırayla. Sıkıysa gitme zaten. Anlıyorsun mevzuyu. Yani. Zaten mevzuyu anlıyorsun. Ona derdimiz sıranın hayattaki önemi değil. Onu deneyimletiyoruz. O bir beceri nerede işine yarıyor? İlkokula geliyor. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Bir dakika şu anda Sinan konuşuyor diyor. Hayır önce ben istiyorum. Bak bu iyi anaokul eğitimi almamış olmak. Şimdi köy bunu nasıl yapıyordu? Bir dakika bekle bakalım. Önce Sinan konuşsun diyordu. Köydeki biri hallediyordu. Şimdi okul da bunu yapıyor. O yüzden akademik beceriyi önceliklendirelim. Tamam bu yöntemi seçtiniz. Diğer beceriler yok. Olmadı. Tersinden ya takılsın okulda sadece. Okul geldi. Hiçbir hazırlık yok. Akademik eksik kaldı. Yani bütüncül bakmak zorundayız. O 5 temel gelişim alanının hiçbirini ihmal edemeyiz. Benim 2 tane siparişim var abi. Yani bunu var mı buna benzer bir şey ya da yapabilir miyiz? Bir, bence bir insanın bütün hayatı boyunca ben hani tırnak içinde başarılı, mutlu, kendini ifade eden insanın genel özelliği olarak yaptığı işten hoşnut olduğunu ve bulunduğu yeri kendi hoşuna gidecek şekilde organize edebilme becerisi olduğunu görüyorum. Yani mesela iyi hissetme hali yani çocuğun kendisini bulduğu, içinde bulduğu ortam, orada kendini ifade ediş biçimi eğer o yaşlarda beyin bağlantılarına oturuyorsa bir süre sonra kendisi böyle iyi hissetmeyi zaten öğreniyor. Abi ikincisi de yani bu işte mutluluk meselesini eğer temelde kendini iyi hissetme haline oturtabilirsek bir de
Ben şu andaki dünyanın ve gelecek dünyanın en önemli becerisinin bilmediğini fark etmek ve öğrenme azmi geliştirebilmek, onun da peşinden gidebilmek olduğunu düşünüyorum. Ama bunun bir anahtarı var. Ben etrafımda bazıları bunu nasıl yapıyor, nasıl yapamıyor diye bakınca, acık kazınca, kendim de biraz yapabildiğimi düşündüğüm için dönüp baktım. Eskiden ilk gençliğimde benim etrafımda bilmiyorum bir bakalım diyen insan çoktu. Yani her şeyi bilen, pete pete anlatan, öğreten, tek yönlü aktarıma alışmış tiplerden ziyade mesela özellikle bu dünyanın belirsizliği, gerçek hayata dair sorular karşısında mesela böcekler ne yer? Ya buna zor diye bir adam cevap veremez yani. Dur bir bakalım, internete girelim, araştıralım. Bilmiyorum kültürünün o yaşta oturabileceğini düşünüyorum. Yani çocuğu araştırmaya, denemeye, yapmaya sevk etmek. Zira bu motor beceriler için de geçerli, duygusal beceriler için de, sosyal beceriler için de, her şeyde. Bir anlatıp bu budur deyip çocuğu salmak var, bir de yanılmasına izin vermek var. Bilmediğini fark ettirip araştırmak. Ama bu mesela ben bunu üniversitede yapmaya çalışıyorum. Medyatik karizmam olmasa çok rezil olduğum yerler olacak. Yani öğrenci için, çünkü o geldiği yere kadar bilmiyorum diyen hoca bu ne lan oluyor yani. Tabii. Hoca nasıl bilmez? Halbuki biz öyle yetiştirildik abi. Bilmiyorum diyen hocalar sayesinde belki bugün bu kadar bilmeye falan döndük. Bunun bir okul öncesi versiyonu vardır. Okul öncesi versiyonu şu, önce neyi, hangi tehlikeden okulu, okul öncesini ayrı tutmaya çalıştığımızı söyleyeyim. O bilenlerden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü keşfe en açık olduğu dönemde tam bunu demek istiyorum. Bir çocuğa sorduğu soruya cevap vermek onun bütün keşif duygusunu ve yolculuğunu durdurabilir. İşte akademik eğitimin en büyük zararı da tam da burada. Bir de okul öncesi eğitimde bir de kişisel bakım eğitimleri var değil mi? Tabii. Yani ben mesela gitmedim anaokuluna, hiç üstüme pide döktüm biraz önce mesela. Yani onu gördüm, hatta öğretmenin ismini alacaktım. Yani bir yanlışlık var burada diye ama. Yok ben gitmedim işte ondan. Gitmedim, öğretirlerdi bu için. Tam orayı söyleyeceğim ama şu keşif kısmına bir şey daha eklemek istiyorum izninle. Çok üstünde durduğum bir alan olduğu için. Şimdi bir ara okulun bir tanesinde çocuk bir şey sormuş. Hatta sonra biz onu afiş bile yaptırdık yani. Picasso'nun neden iki suratı var? Şimdi Picasso'nun neden iki suratı var? Biz bunu afiş bile yaptık ama emin ol ben hala cevabını bilmiyorum. Şimdi bunun sanat tarihi açısından bambaşka cevapları vardır. Resim tekniği açısından kuvvetle muhtemel bambaşka bir Picasso şey vardır. Picasso çizdiği resimleri soruyor herhalde değil mi? Yani öyle bir şey mi soruyor? Çünkü çocuk özdeşim kurar. Yani o Picasso'nun resmi değil, o Picasso'dur ona göre. Çünkü çocuk sembolde de bütünü görür. Hani biz diyoruz eğitime bütünsel bakalım diye. Elimizde dünyaya en bütünsel bakan varlık çocuk. Yani okul öncesi eğitim çocuktan örnek alarak gayet güzel formüle. Kesinlikle. O kadar o bütünsel bakar ve keşif duygusuyla bakar ki onun keşif duygusuna keyifle eşlik edecek rehberlere ihtiyacımız var aslında. Wow. Abi bak o yüzden açık beyinle sen bu kadar işte frekans ölçüyor. Evet. Aynı şey yani doğaya bakarak örnek almak diyoruz ya. Aynen. Çocuğa bakarak örnek yani, almaksın. Ya hep şöyle eğitimi biz şöyle anlatıyoruz ya çok karmaşık büyük problemlerimiz var. Ya yok. Yani biz karmaşıklaştırıyoruz problemi. Doğaya, kendi kültürümüze ve çocuğa bakalım. Çözümler karşımızda dur. Biz ortalığı karıştırıyoruz birbirine. Çocuk zaten o meraklı keşif yolculuğunda onu öğreniyor. Şimdi bu öz bakımla ilgili senin pide dökmen üzerine konuştuğumuz şeyde de. Mesela okul öncesinin çok temel vasıflarından biri gerçekten budur bu arada. Bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebilmek. Şimdi sen şunu düşün. Onun o andaki, ondan beklediğimiz ne? Ayakkabısını kendi bağlayabiliyor. Sabah hazırlığını kendisi yapabiliyor. Bak beklediğimiz bu. Ama bunun diğer sonucu ne? Üniversitede senin karşılaştığın öğrenci işte. Kendisi bir akademik çalışma yaparken kendi başına bütün süreci takip edebiliyor mu? Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabiliyor mu? Bu ona kendi düğmeni tak, kendi ayakkabını giy. Eşyanı kirletmemeye dikkat et. Bunların hepsi bakın üniversitede de karşısında, çok büyük bir şirketin genel müdürü olduğunda da karşısında. Biz çok büyük bir genel müdürden beklediğimiz yaşam becerileriyle anaokulu çocuğundan beklediğimiz çok farklı değil ki. Hepsini sadeleştirelim. Temelde aynı. Çocuğa diyoruz ki arkadaşlarını dinlemeyi, bir başkasını dinlemeyi öğrenirsen daha rahat öğrenirsin. Çünkü dinlemek öğrenmenin şeyi. Biz bir CEO'ya da aynısını söylüyoruz yöneticilik eğitiminde. Dinle. Şimdi anaokulunda da dinle diyoruz, orada da dinle diyoruz. Diğer aradaki öğrendiklerimizin falan hepsi detay. Bu arada eğer bizi izliyorsa, yıllar önce üniversitede bana denk gelen sevgili bir yüksek lisans öğrencisi adayımız vardı. Tabii ki isim vermeyeceğim. Benden şey rica etmişti.
hocam benim için bir literatür taraması yapar evet. mısınız diye kendi tezi için. Şimdi onun okul öncesi eğitim almadığını anlamış bulunuyorum. Tamam, ya da okul öncesi eğitim aldıysa o okulu kapattırmamız gerekiyor. Kapattırmamız mesela. Şimdi şöyle düşünün. Bütün ebeveynlerin hayali ve hemen hemen her okulun iddiası şu. Kendine yeten özgüvenli çocuklar yetiştirmek. Bakın kendine yeten özgüvenli gelecekte Türkiye'yi ya da dünyayı yönetecek çocuğun bir sabahını alalım. Sabah kalktı değil mi? 4 yaşında bir çocuk anaokuluna gidecek. Dünyanın her yerinde bunlar kendi ayakkabılarını giyerler. Üzerlerindeki temel ihtiyaçlarını çok komplike olmayan kıyafeti giyerler. Burada evde giydiriliyor robot gibi. Hele kışsa. Siz kışın giydirilmiş çocuk görüyor musunuz orada? Robot sosis paketi gibi gitti. Her şeyini bakın. Yemeğini zorla yedirdik. Üstünü giydirdik. Yere basmadan arabaya koyduk. Yine yere basmadan okulda karşıladık. Bir öğretmen giydi, soydu onu. Ne öğreneceğini, ne yiyeceğini bir öğretmen söyledi. Tekrar o giydirdi. Eve geldi. Bu ne olacakmış? Kendi kendine yeten sorumlu birey olacak. 4 yaşında yapabileceğiniz ne varsa onu yapıyor olmanız, 40 yaşında yapmanız gereken ne varsa onu yapacağınız anlamına geliyor. O yüzden anaokulu şunu diyecek. Ben 40, 60, 80 yaşında bir yetişkinde ne bekliyorum? Onun en temel ve sade becerisi ne? Anaokulunu buna göre dizayn edecek. Özüne. Özüne, bu işin özüne. O yüzden akademik eğitim, ya İngilizce eğitimi şöyle olmazsa, şimdi okul seçiyor veli mesela, şunu niye seçtiniz? Öğrettiği yabancı dil buydu. Şimdi bunun, onun toplam hayatındaki karşılığı ne? Sonra çocuğun ayakkabılarını bağlayamıyor ama çatır çatır İngilizce konuşacak. Çatır çatır İngilizce konuşacakmış. Şimdi bu olabilir mi? İşte abi temel yaşam becerisi denen şeyin hayattaki çeşitli faydalarını anlamadığımız zaman algoritmalarla hareket ediyoruz. Yaşama yabancıyız çünkü. İngilizce varsa iyi iş var. Bir de varsa diploma var. Hedefi bu da var. Hayatı unuttuğumuz için oluyor bunlar. Tam da öyle oluyor. Şimdi şöyle oyun moyun da bunun parçası. O da onunla ilgili. Şimdi mesela gelecekte ne yapıyoruz? Çocuk İngilizce öğrensin falan nedir? Aslında yabancılarla iletişim kurma değil mi? Bak şimdi alalım aynı beceriyi. Problemi sadeleştirelim yine. Anaokuluna inelim. Anaokulunda biz çocuklara ne öğretiyoruz? Yabancılarla sağlıklı ilişki nasıl kuracak? Çünkü o yaşındayken tanımadığı biriyle bir yere gitmemesi gerektiğini, bir hediye kabul etmemesi gerektiğini, bedeninin kendine ait olduğunu, onun izin vermediği hiç kimsenin dokunamayacağını öğretiyor. Değil mi? Bununla hem onun güvenliğini sağlıyoruz bir taraftan, bir taraftan da ne yapıyoruz? Yabancılarla nasıl ilişki kuracağını öğretiyoruz. İletişimin sınırlarını belirliyoruz. Şimdi yabancıyla karşılaştı. İhtiyaç duyduğu araçlardan birine onunla aynı dilde konuşabilmek. Bak şimdi dil bir ihtiyaç olarak eklemlenmeye bak. Önce bir yabancıyı, tanıdığı, ebeveyni bunları bir ayırt etsin. Bunlar... Şey, ne kadar benziyor bak böyle bakınca. İntegralin ne işe yaradığını hiç bilmeyen birine integral öğretmek ne kadar imkansızsa. Evet. Dil bana ne lazım? Ne lazım diye zaten. Ya düşünsenize çocuklar binlerce saat özel okullara gidenler, binlerce saat İngilizce dersi alıyorlar ama İngilizce bilmiyorlar. Niye? Çünkü çok temel bir şey daha anaokulundan itibaren eksik kaldı. Yabancılarla iletişim kurma isteği, ihtiyacı yok. Çünkü ya biz onları yabancıların tamamını kötü, şimdi bak yine dönelim, neyi öğretmemiz lazım? İyi ile kötüyü ayırt etmeyi, iyi insanla kötü insanı ayırt etmeyi. Buyurun bunu alın, en büyük şirketin insan kaynakları yöneticisi yapın. İyi çalışanını kötü çalışan. Abi hayatın araçları amaçlar araç olmuş. Evet, yani tam da öyle. Baş aşağı olmak bu işte. Tam da. Ama çok iyi oldu bu tasnif. Yani sadece okul öncesi için değil. Yani hemen hemen her yerde yaptığımız büyük yanlış hocamın düzeliyor inşallah. Yani çünkü bizim bunları konuşabilmemiz zaten bunların anlaşılabileceği bir dönemde yaşamamızla ilgili. Anlıyor insanlar bunları. Ben özellikle inşallah bu işin en önemli merkezi noktasında olan anne babalar bunları dinliyordur, anlıyordur. Burada duyduğunu gidip eşine, dostuna, komşusuna, çoluğu çocuğu olana anlatıyordur, bunu mevzu ediyordur diye umuyorum. Ben şimdiye kadar konuştuğumuz konuların hepsine şöyle bir baktığımda hakikaten katkı yaptığımızı düşünüyorum. Yani çünkü bunları benim çocuklarım yeni olurken birilerinden duysam benim işim daha kolay olurdu. İnşallah biz de birilerinin işini kolaylaştırıyoruzdur. Umarım. Yani oluyor. Biz hani bir öncekinde dedik ya, mutlu bir ebeveyn her çocuğun hakkı. İyi bir okul, iyi bir öğretmen, iyi bir eğitim yaklaşımı da her çocuğun hakkı. Her çocuğun hakkı, aynen. Ve bu da öyle çok karmaşık yapılar değil. İyi, çok iyi de çok basit bir şeydir.